Kıymetli basın mensupları, çok kıymetli vakıf yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, çok kıymetli misafirlerimiz. Bugün bir arada bulunmamızın amacı 36 yıllık vakfımızın kuruluşundan bugüne Çankırı için neler yaptığını ve bundan sonra neler yapacağını siz değerli basın mensupları ile paylaşma amacıyla taşımaktadır. Ben İstanbul Çankırı Eğitim Kültür Vakfı Genel Başkanı olarak kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. İsmail Yüksel, 73 İstanbul doğumlu, Korgun Çukurören köyündenim. Lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi, peşine master programını da gene İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü'nde tamamladım. Bunun peşine yurt içi ve yurt dışında değişik yönetimsel, finansal ve kalite gibi birçok eğitim programlarına katıldım. Ve uzun yıllarda dünya çapında tanınmış bilinen Hilti, 3M gibi şirketlerde yönetici pozisyonlarında çalıştım. Halihazırda da etiket ve ambalaj sektörüne yönelik olarak matbaa malzemeleri ve makine aksamları konusunda ithalat şirketim var. Kendi ticaretimi yapmaktayım. Sivil toplum kuruluşlarının birçoklarında Çankırı Camiası ve Çankırı Camiası'nın dışında gerek siyasal gerekse de diğer sivil toplum kuruluşlarında birçok yerde görev aldım. Vakfımızla alakalı olarak da son 4 dönemdir yönetim kurulu üyeliğinde bulundum. Aynı zamanda şu anda da Batı Karadeniz Fırsat Eşitliği Derneği yani Bakfet'in yönetim kurulu üyesiyim. Evliyim, 2 çocuk babasıyım. Bugün sizlerle bir araya gelme sebebimiz vakfımızın çalışmaları ve yapacakları hakkında kısaca bilgilendirme yapmaktır. Vakfımız 36 yıl önce dönemin ekonomik ve siyasi zorluklarına rağmen hemşehrilerimizin üstün gayreti ve çabasıyla İstanbul'da yaşayan, gurbet olarak İstanbul'a gelmiş hemşehrilerimizin dayanışması ve özellikle gene Çankırı'dan İstanbul'a gelen üniversite öğrencilerinin açabilecekleri bir kapı, kendilerini güvende hissedebilecekleri bir ev olması amacıyla değerli büyüklerimiz tarafından kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar Çankırı yararına birçok işe de imza atmıştır. Ve bu doğrultuda birçok öğrencimizin yetişmesine de vesile olmuştur. Buradan vakfımızın bugüne kadar gelmesinde emeği geçen, desteklerini esirgemeyen, başta kurucumuz rahmetli Sayın Nevzat Ayaz ve rahmetle andığımız ahirete intikal etmiş tüm başkanlarımız ve mütevelli heyet üyelerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Kuruluşundan bugüne vakfımızı en iyi şekilde temsil eden eski başkanlarımıza, tüm mütevelli heyet üyelerimize, bugüne kadar görev alan tüm eski yöneticilerimize ve bugün bu bayrağı en iyi şekilde taşıyan ve gelecek yöneticilerimize de gururla temsil edecek olan yönetici arkadaşlarıma ayrıca huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Biz bugünkü yeni yönetim olarak Peygamber Efendimizin hadisi şerifinde bahsettiği gibi iki günü birbirine eşit olan ziyandadır tavsiyesini düstur edinerek hareket ediyoruz. Bizim inancımız iyiliği yaymayı, çoğaltmayı, kötülüğü engellemeyi bize öğretmektedir. İyiliği yaymanın en kolay yolu, en güzel yolu ise vakıf medeniyetidir. İşte bizler atalarımızın yaptığı gibi vakıf medeniyetini sizlerle birlikte hep beraber kuracağız. Ve sloganımız olan hep birlikte zirveye tabiriyle hareket ediyoruz. Vakfımız kurulduğu günden beri Çankırı Sivil Toplum Kuruluşları'nın üst kuruluşu olarak tüm Çankırılı hemşerilerimizin temsil edildiği ve görev aldığı siyaset üstü bir yapı olarak Çankırı ve Çankırılar için var olmuş, onların en iyi şekilde toplumda yer almasına vesile olmak için çalışmış, varlığını göstermiş ve geleceğimiz olan gençlerimizin yanında olmuştur. Onların vatanına ve milletine ve memleketi Çankırı'ya faydalı olmalarına destek olmuştur. Vakfımızdan destek alan öğrencilerimizin çeşitli kurum ve kuruluşlarda yer almalarını görmenin mutluluğunu da ayrıca yaşıyoruz. Onların da
bizlerden bayrağı teslim alacağı ve daha da ileriye götüreceği inancındayım. Hepimizin bildiği gibi vakıflarda, sivil toplum kuruluşlarında görev almak gönüllülüğü ifade eder. Bu gönüllülük, fedakarlığı, kendimizin dışında birini düşünmeyi, kendimizin dışında birisi için maddi ya da manevi bir şey yapmayı beraberinde getirir. Bizim kültürümüz, elinizle verecek bir şeyiniz yoksa bir tebessüm edin, en azından böyle iyilik yapın diyen, her halükarda imkanınız neyse onunla iyilik yapmayı öğreten bir kültürdür. Bu kültürün evlatları olan bizler ve önceki yöneticilerimiz, vakfımız kurulduğu günden beri bu ilkeyle hareket etmiştir. Bu kültürden beslenen insanlar olarak inşallah yapılanları arttırarak geliştirmeyi, çoğaltmayı Rabbim bizlere nasip etsin. Vakfımızın İstanbul'daki Çankırlı'nın adresi olmaya devam edeceğine de inanıyorum. Vakfımızın en önemli komisyonu olduğunu düşündüğümüz Burs Komisyonu Başkanlığı'nı geçmiş dönemlerde uzun yıllar yaptım. Komisyon üyesi arkadaşlarımızla birlikte geçen yıl en yüksek burs rakamına ulaşmasını da sağladık. Bu vesileyle benle beraber çalışan ve bir önceki yönetimde bulunan değerli başkanımız ve değerli yönetim kurulu üyelerine sizlerin huzurunda da ayrıca teşekkür ederim. Vakfımızın seçimi sonrası Ramazan ayına denk gelmesi neticesinde aktif olarak birçok organizasyona katılarak vakfımızın bilinirliliğinin arttırılması, birçok çevre illerle ilişkilerimizi geliştirmeye başladık. Ramazan sonrasında vakfımızın organizasyonlarına da devam edeceği tüm kamuoyuna da bildirmek arzusundayız sizlerin aracılığıyla. Vakfımız 36 yıllık sürecinde binlerce öğrenciye destek vermiş ve hatta Karatekin Üniversitesi'nin kurulması öncesinde kurulan, vakfımızın önderliğinde kurulan Çankırı Üniversite Vakfı'nın yöneticileri de bizzat vakfımızın yöneticileri olmuştur. Sayın Nevzat Ayaz'ın önderliğinde. Bugün halihazırda 1000'in üzerinde öğrenciye burs imkanı sunmaktayız. Ve Çankırılı öğrencilerimize değer katmaya çalışıyoruz. Geçmiş dönemde Çankırı merkezde uluslararası resim çalıştayı düzenleyerek Çankırılı'nın uluslararası çapta da bilinirliğinin arttırısı faaliyetleri içinde de bulunduk. Benzer şekilde öğrencilerimize yönelik eğitim faaliyetleri, sempozyumlar gibi çalışmalar yapmış, öğrencilerimizin okul hayatında diğer arkadaşlarından bir adım öne çıkmasına katkı sağlayacak ek destek eğitim programları sağladık. Öğrencilerimizin memleketlerini yakından tanıması için Ilgaz gezisi gibi tarihimizi iyi öğrenebilmesi için de İstiklal Yolu programlarına da iştirak ettik. Yine öğrencilerimizin gelişimini arttırmak ve başarılı kişileri örnek almasını sağlamak amacıyla da ÇGS diye kısaca isimlendirdiğimiz Çankırı Gençlik Zirvesi organizasyonlarını yaptık. Bu dönemde ayakları daha iyi yere basan, birbirini daha yakından tanıyan genç, dinamik bir kadromuz ile vakfımızın yönetimini şu anda yürütüyoruz. Amacımız teslim aldığımız, büyüklerimizin bize devrettiği bayrağı hep birlikte daha iyiye taşımak olacaktır. Bu sebeple ilk iş olarak yaptığımız faaliyetimiz profesyonel danışmanlar desteğiyle ve hemşerilerimiz ve hemşerilerimizin dışında bulunan değişik üniversitedeki hocalarımızla istişare ederek eğitim akademisini kurduk. Bugün eğitim programının detayları çıkarılıyor ve önümüzdeki yılın ilk akademik yılda öğrencilerimize yönelik ciddi anlamda eğitimler verilecektir. Keza 36 yıllık vakfımızın binlerce öğrenciye ulaşmış olması, onların tekrar vakfımıza kazandırılması amacıyla da mezunlar platformunu kurduk. Geniş bir database'imiz, geniş bir bilgi havuzumuz var. Bu havuzu tarayarak, istatistikli çalışmalarını yaparak bunları vakfımıza çok daha verimli olacak şekilde kazandırmayı arzuluyoruz.
Gene derneklerimizle Çankırı Dernekleri olarak İstanbul'da faaliyet gösteren birçok dernek vardır sizlerin de bildiği üzere. Bunlarla olan diyaloglarımızı daha da arttırarak burs çalıştayı düzenleyeceğiz. Temel eğitim faaliyeti olan vakfımız burslarını derneklerimizle de birlikte yapacağı bu çalıştayda daha verimli hale nasıl getirebilir? Bunların karşılıklı bilgi alışverişlerini yapıp sizlere de daha sonra inşallah bunları duyuracağız. Ayrıca vakfımız kültür ve sanat faaliyetleri açısından da Çankırı kültürünün, Çankırı sanatının da gençlere aktarılması noktasında da bir komisyon kurmuştur. Sağ olsun büyüğümüz Ömer Lütfü Bey de komisyon başkanıdır. Bununla ilgili birçok faaliyetimiz de önümüzdeki günlerde olacaktır. Başarılı insanların örnek alınması için başlattığımız Çankırı Gençlik Zirvesi'ni bu seneki planımız içerisinde İstanbul ve Çankırı ayağı olarak iki farklı lokasyonda yapmayı düşünüyoruz. Hem vakfımızın hem de Çankırı'mızın ve insanımızın gelişimi için vakıf içinde de ayrıca bir danışma kurulu kurduk. Çankırı'mızın daha fazla yatırım alması, yeni bürokratlar çıkarması için kamu kuruluşları, siyasi partilerle lobi çalışmalarımızın artarak devam edeceğini de inanarak buradan ifade etmek istiyorum. Özellikle büyük şehirlerde olmak üzere daha fazla Çankırılı hemşerimizin milletvekili çıkması ve Çankırlılar olarak topyekün çalışmamızın da gerektiğine inanıyorum. Bu konuda da sizlerin desteği bizler için çok önemlidir. İletişim halinde olmamız, bilgilerimizin sizler aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşması ve bunun dayanışma olarak Çankırılıların kenetlenmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Aynı şekilde büyük şehirlerde daha fazla belediyede Çankırılı hemşerimizin olması, tüm sivil toplum kuruluşlarının aktif çalışmalar yaparak kamuoyu baskısı yaratması gerekmektedir. İçimizde bulunan doğru kişileri destekleyerek daha fazla söz sahibi olduğumuz gerçeğine inanarak ifade ediyorum. Ayet-i Kerime'de de şöyle buyurulduğu gibi, gevşemeyin, üzülmeyin, eğer inanıyorsanız muhakkak üstün olan sizsiniz. Burada son söz olarak söyleyeceğim, gelin hep beraber Çankırılı gençlerin geleceğini birlikte aydınlatalım. Saygılarımla İsmail Yüksel. Karşılıklı soru alışverişi yapabileceğimiz bölüme geçebileceğimizi evet. Düşünüyorum. Buyurun. Evet. Doğru Hazreti. Bu akademi çalışması dediniz. Evet. Bu nedir? Bir de Çankırı İstanbul'da Gençlik Zirvesi dediniz. Bir evet. Onu açar mısınız? Tabii. Akademiden kastımız şu. Biz vakıf olarak lisans eğitimi alan, yani üniversite öğrencileri, lisans üstü eğitimi alan ve doktora eğitimi alan öğrencilerimize yönelik olarak burs veriyoruz. Fakat öğrencilerimiz rekabeti çok fazla olan üniversite hayatının içinde. Malum sizler de hep bildiğimiz gibi öğrencilerimiz isteme noktasında maalesef hep mütevazi davranmaktadırlar. Maalesef de geri kalmaktadırlar. Diğer arkadaşları öne geçmektedir. Biz de bu konuda yaptığımız çalışmayla öğrencilerimizin, hemşeri çocuklarımızın okullarından mezun olduklarında kendileriyle rekabet eden diğer arkadaşlarına göre bir iki adım daha öne geçebilecekleri, profesyonel yaşama adım attıklarında bilgi ve donanımlarının profesyonel yaşamda onlara fayda getirecek sertifika programları biçiminde onların daha öz bilgiler alarak üniversitenin teorik bilgilerinin yanı sıra biz akademide ayrıca staj imkanları da yaratmayı öngörüyoruz. Pratik bilgilerinin yanı sıra staj imkanları da yaratarak diğer öğrencilerin bir iki adım öne çıkmasını sağlamak istiyoruz ki daha rahat iş bulabilsinler, daha rahat sahaya çıktıklarında diğer çocuklara göre
bilgi donanımları veya pratik bilgilerinin daha fazla fazla bilgiye sahip olmalarını desteklemek. Bu amaçla kurduk biz akademiyi. Akademinin sadece teorik bilgi değil, teorik bilgi yanı sıra demin bahsettiğim gibi pratik saha bilgisi gerektiren tüm aktiviteleri de organize ediyoruz. Bu konuda danışmanlardan destek alıyoruz. Halihazırda ücreti mukabilinde destek aldığımız danışmanlarımız var ve artı gönüllülük esasıyla bize destek veren danışmanlarımız var. Ayrıca mentörlük faaliyeti yaparak branşlarında öğrencilerin abilerinden sektörüyle ilgili veya branşıyla ilgili bilgi ve tecrübelerinden kendileri öğrenmelerinin yanı sıra tecrübelerin aktarılarak merdiveni biraz daha hızlı çıkmalarına destek olmak kısacası. Akademinin tüm faaliyeti bu olacak. Gençlik zirvesinden kastımızsa... Çankırı İstanbul'da değil mi? Evet, gençlik zirvesinin biz bir tanesini daha önce İstanbul'da yaptık. Yaptığımız zirvede Türkiye'de bilinen, popüler iş ve sanat dünyasının ileri gelen insanlarının konuşmacı olarak katıldığı, hayat tecrübelerini aktardıkları, öğrencilerin bilgi ve tecrübeleri edinebilecekleri bir zirve çalışması yaptık. Çok ciddi Türkiye'de sayılı bilinen insanların katılımları söz konusu oldu. Bunun Çankırı ayağında da, Çankırı'daki öğrencilere de İstanbul'dan ya da Ankara'dan ya da diğer vilayetlerden getirebileceğimiz iş dünyasının veya yönetim dünyasının ileri gelenleriyle hayat tecrübelerinden aktarılabileceği bir zirve planlıyoruz. Aynı şekilde de diğer ayağını da İstanbul'da yapmayı öngörüyoruz. Ben buyurun. Bu Çankırı Üniversitesi, Çankırı Üniversitesi Vakfı'ndan bahsettim de ben başından beri içinde bulunmasam da buradaki Allah rahmet eylesin, Ayaz'ın lokomotifliğinde çok hızlı bir dönem yaşadı ama evet. Üniversitenin kurulmasıyla beraber takımı da yaşlandı. Biraz şey düştü, korkuya falan baktım düştü ve en sonunda iflas etti ve kapandı. Maalesef. Bilinçli bir şekilde kapatıldı ama sonra. Yani Çankırı Üniversite Vakfı kapatıldı. Üniversite kurulduktan sonra. Oradaki amaç Çankırı'da üniversitenin kurulmasını sağlamaktı. Şimdi oradan bir şey geldi, tamam. Vakıf, burs konusunda da bir çalışma yaptı o vakıf. Çankırı Vakfı ile birlikte yaptı. Vardı, o vakfın bir misyonu vardı, onu evet. Devam etmesi lazım ama bunu beceremedik Çankırı'da. Yani vakıf kapandı. Yani kapanmasa burs vererek devam etmesini ben arzu ediyordum. Yani hayatiyetini devam etmesi bir şekilde. Ama bugün için mesela sizin çalışmanızı herhalde bilmiyorum Çankırı'da burs faaliyeti var mı yok mu Çankırı'da? Evet, var. İstanbul'da siz İstanbul'da okuyacak ve Çankırı'da mı şartı arıyorsunuz yoksa Çankırı'yla ilgili bir düşünceniz var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Çankırı Karateknik Üniversitesi'nde okuyan. Örneğin. Şimdi onu söyleyeyim. Ben İstanbul'da, uzun yıllar burs komisyonu başkanlığı yaptım. Vakfın ilk kuruluşundaki amaçlarında Çankırı'dan İstanbul'a gelen öğrencilere yönelik olarak başlayan burs faaliyeti süreç içerisinde genişletildi. Şöyle ki Çankırı'dan İstanbul'a gelen sonra İstanbul'da ailesiyle birlikte yaşayan ama burs ihtiyacı olan sonra bir adım daha geliştirildi. Çankırı'dan İstanbul dışındaki vilayetlere girenler bu adım adım geliştirilerek bugün Çankırılı olmak kaydıyla Türkiye'deki 81 vilayette okuyan tüm öğrencilere burs veriyoruz. Yani bizim Gümüşhane'de de öğrencimiz var, burs verdiğimiz. Bayburt'ta da var, 2 yıllık Bayburt'ta okuyan öğrencimiz de var. Burada Karatekin Üniversitesi'nde okuyan da var. Karatekin Üniversitesi'ne İzmir'den, Antalya'dan, Adana'dan, İstanbul'dan Çankırılı kalkmış, kazanmış, buraya gelmiş. Biz o çocuğa da burs veriyoruz. Çankırı'dan kalkmış, işte Maraş'a gitmiş. O Maraş'taki öğrenciye de burs veriyoruz. İzmir'de öğrenci Adana'yı kazanmış, burs başvurusu yapmış, kriterler çerçevesinde ihtiyaç sahibi olduğu kararı verilmiş. Burs imkanlarımız çerçevesinde İzmir'den kalkmış, Adana'ya gitmiş öğrenciye de burs veriyoruz. Bu yıl
1005 tane öğrenciye burs verdik. Haziran ayına kadar da burs vermeye devam edeceğiz. Net sayımız 1005 oldu bu sayı. İhtiyaç sahibi olması. En önemlisi ihtiyaç sahibi olması. Bununla ilgili bizim bir oluşturduğumuz skalamız var. Gelir seviyesi, ailenin durumu, ailenin işte ailede gazi, şehit olup olmaması, işte mahallili olup olmaması, evinin kendisine ait olup olmaması, çalışan olup olmaması, babasının ya da annesinin gelirinin belgelenmesi kaydıyla biz her şeyi belgeliyoruz. Belgesiz hiçbir şekilde söze açıkçası öncelikli olarak riayet etmiyoruz. Belgeleri alıyoruz, tüm belgeler inceleniyor. Bunlar tapu kayıt belgeleri de dahil olmak üzere. Ve kişisel verileri koruma kanunu çerçevesinde de imzası alınarak, vakıfta korunarak bu bilgiler, tüm bilgiler komisyonumuzca kontrol ediliyor. Akabinden de eğer İstanbul'da ise İstanbul'daki öğrencileri mülakata davet ediyoruz. Mülakatta da bu verdiği verilerin, bilgilerin doğruluğunu konuşmalarımızla da teyit ediyoruz. Çocuğu da görmek istiyoruz. Bu çocuğumuzun sadece bursa değil, işte demin bahsettiğimiz gibi eğitime ihtiyacı olabilir. Çocukların kendi aralarında dayanışmasını sağlamak anlamında aynı okuldaki öğrencileri, aynı bölümdeki öğrencileri, aynı üniversitedeki öğrencileri de birbirleriyle kaynaştıracak şekilde tanıştırma imkanlarını da sağlıyoruz. Vakfımıza kapısı sürekli açık, merkezi bir yerde olduğu için birçok üniversite çevresinde var. Çocuklar gönül rahatlığıyla gelip hem orada ders çalışabiliyorlar, çayını kahvesini içebiliyorlar, arkadaşlarıyla buluşma noktası olabiliyor. Arkadaşlarıyla iletişim kuruyorlar. Bu şekilde bir çalışmamız var. Rica ederim. Abi benim sanıyorum ben seni şunu anlamak istedim, söylemek istedim. Şöyle ben tarif edeyim. Öyle anladım seni söylemek istediğini. Yani Çankırı'ya katma değer katabilecek. Mesela Ankara'da Uluslararası Kurşunlu Tarihi Kongresi yapıldı. Ve bu çok büyük bir ses getiriyor. Ardından da İşte kurşunlu araştırmaları, tarih araştırmaları derneği kurdu. Ömer Bey de kurucu başkanı. Evet. Kurucu başkanı diyor. Kurucular arasında. Kurucularından. Yani şimdi buna benzer katma değerler verilmeli. Turizmi, tanıtımı, tarihi. Herkes işin bir tarafından sınırlar tutarsa çok farklı bir yöne gider. Biz dışarıdan demeyelim de işte dışarıda yaşayan Çankırılardan buna benzer katma değerler veriyor. Ben en basit bir küçük bir örnek vereyim. Ben Çankırılıyım dediğimde Ankara mı? Sorusuyla çok karşılaştım. Yıllarca karşılaştım. Artık bunu çok şükür kırdık. Yani bu da çok kolay oldu. Yıllarca Sayın Başkanım savaştık. 80'den mi ya? Ya yıllardır biz İstanbul'da savaşıyoruz. Siz buradan savaşıyorsunuz. Yani biz Çankırılıyız dediğimizde Çankırı nerede? Ankara'da mı? Çankaya mı? Neresi orası? Ankara'ya mı bağlı? Ilgaz diyorsunuz, Allah'tan neyse ki ilkokulda hep böyle söylenilen Ilgaz işte Anadolu'nun yüce bir dağıdır diye bir çocuk şarkısı, türküsü vardı. Ilgaz biliniyor ama Çankırı bilinmiyor. Bir de o var. Ben Kastamonularla da çok yakın temastayım. İşte bir kısım onların, bir kısım bizim. Ama onlar çok daha iyi sahiplenmişler, çok daha iyi etkinlikler ve faaliyetler yapabiliyorlar. Gençleri de Kastamonu otelde bana şey yaptı, misafir ettin. Çünkü Çankırı'ya yer yoktu. Yer yoktu maalesef. Evet, bu konuda değerli başkanımızın da söyleyecekleri varsa buyurun. Yani biz şimdi Çankırı'dan, İstanbul'dan Çankırı'ya gelirken Gerede'de Çankırı levhasını taktırmak için çok mücadele ettik. O mücadelemiz, mesela Çankırı Valisi'nin yanına geldik. Çankırı Valisi'ne Karayolları Genel Müdürlüğü bizzat arattırdık. Ve dedik ki levhayı bulsunlar, yoksa Çankırı'ya gelenler Çankırı'ya gelmek için Ankara'ya, oradan Çankırı'ya geliyorlar. Bu da çok yakıt masrafına sebep oluyor. İnsanlar zarar görüyorlar. Geride yol ayrımında Çankırı levhası konsun ki orada Çankırı levhası yoktu. Onun için yıllarca mücadele ettik ve çok gürültü de yaptık. En sonunda Karayolları Genel Müdürü oraya asmak zorunda kaldı. Ondan sonra da attılar orada. Attılar ama şu anda halen var artık.
Ve o çalışmalar... Beni aradılar, devreye girdim ben buna, valiye falan tekrar yaptık da ondan biliyorum. Yani. O çalışmalardan sonra yani bu federasyon, Çankırı dışındaki bir takım derneklerin, federasyonların kurulmasıyla daha önce hava durumu dinlediğiniz zaman hava durumu raporlarını da Çankırı'yı duyuyor muydunuz televizyonlarda, radyolarda? Ankara denildiğinde biz Çankırı'yı öyle kabul ediyorduk. Ama artık her hava durumu raporunda Çankırı'nın hava durumu da anlatılıyor. Bu hemşehri derneklerinin bu memlekete olan bir katkısıdır. Onu ifade etmiş olayım. Biz çok konuşuyorum, kusura bakmayın. NTV protesto ediyorlar zaten. Onlar vermiyor. Vermiyorsa protesto edeceksin. Adam yerine koymayacaksın. Çankırı adamsı yerine koymayanı adam yerine koymayacaksın. Ercan kardeşimiz şeyden ifade etti. Çankırı Kurşunlu Tarihi Araştırmaları Derneği'nden bahsetti. Evet, şimdi biz Aralık'ın 25-26 Aralık'ta Ankara'da İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde Teknopark'ta iki ayrı salonda bir uluslararası kongre yaptık. Kurşunlu tarihi konusunda. O farklı ülkelerden profesörler geldiler, tarih araştırmacıları geldiler. Çok görkemli bir şey oldu. Yani sonuçlar elde edildi. Biz mesela Kurşunlu tarihini bildiğimiz yanlış bilgilere sahipmişiz. Biz Kurşun'daki kaleyi Bizans Kalesi olarak biliyorduk. Meğer Hitit Kalesi'ymiş orası. Daha da geçmişe gitti. Yani Hattusaz Çorum merkezini doğudan batıdan ve Karadeniz'den gelen saldırılar Kurşunlu Kalesi'nde karşılık buluyormuş. Kurşunlu'nun stratejik bir önemini yapmış olduk. Bu arada o tarih çalıştayından sonra derneğimizi kurduk. Ercan Bey'in bahsettiği gibi. Şu anda başkanımız Ankara'da Gülhane hastanede Katar değil mi orası ya? Katar'da Profesör Doktor Mehmet Er Yılmaz şu anda başkanımız. Sağ olsun Mehmet Hoca çok değerli çalışmalar yapıyor. O tarih çalıştayına Türk Tarih Kurum Başkanı da gelmişti. Birçok bürokrat da gelmişti. Türk Tarih Kurum Başkanı o kongrede bize bir söz verdi. O bilgileri dinledikten sonra o bölgede kazı çalışmaları başlayacak. Ona destek vereceğini söyledi. Şimdi şu anda valilik, turizm müdürlüğümüz, kültür müdürlüğümüz bunlar da bir takım yazışmalarla yakında Kurşunlu Kalesi'nde işte Eskiyarı'da Yeraltı Şehri, Dumanlı Dağı, Memle oralarda hep böyle kazı çalışmaları başlayacak. O çalışmaların da peşindeyiz şu anda. Bölgenin tarihi değişiyor arkadaşlar. Onu da o konuyu takip etmenizde yarar var. Bu konuyla ilgili Kurşunlu Tarihi Kongresi'nde Kurşunlu Tarihi Org internet sitemiz şu anda orada. Kongrede yapılan tüm konuşmalar YouTube kanalında yayında şu anda. Oradan izleyebilirsiniz de nelerin konuşulduğunu. Ben de mesela bir demiryolcu çocuğu olarak o kongrede bölgemizdeki tren hattıyla, tren yoluyla ilgili bölümü yönettim. Tarih profesörleri başka işlerle konuştular ama biz de yörenin çocuğu olarak, trenci çocuğu olarak orada tren bölümünü yönettik. Şu anda Profesör Mehmet Erilmez hocamızın önderliğinde geniş bir saha yaptık. Şu anda bir takım ziyaretler, Ankara'da bürokraside bir takım ziyaretler yapıyoruz. Muhtemelen Avrupa Birliği'nin bir takım desteklerle de, fon destekleriyle de kazı çalışmalarımız başlayacak. Çok araştırmacı işin içerisine girdi. Birçok tarih profesörü Türkiye'de hiçbir ilçede böyle bir çalışma bugüne kadar olmamıştı. İlk defa böyle bir şey yaptınız deyip bir takım tebrikler de aldık. Yani o konuda internet üzerinde bir takım bilgiler var. İzlerseniz, bakarsanız onun da detayını görebilirsiniz. Yani Çankırı basınının da bu konuda bir desteğini bekleriz. Mutlu oluruz, memnuniyet duyarız. Büyük şehirlerde Çankırılı hemşehrilerimiz, milletvekili, belediye başkanı, il genel meclisi, belediye meclis üyesi seçilsin konusunda destek istediniz bizden. Duruma geçiyorum. A partisi, B partisi, önemli değil. Siyasi partiler içerisinde bazı Çankırılı olup da akıl hocalığı yapan şahsiyetler var. Büyükşehir'de yaşayan insanlar olarak, vakıf başkanları olarak, dernek başkanları olarak sizler bu göreve talipsiniz, layıksınız ama bizim nezdimizde bu şahıslar sizler sahneye çıktığınız zaman yok ya biz varız, bizden milletvekili seçileceğiz diyerek sizlerin önünü tıkıyorlar Çankırılı hemşehrilerimizin. Yani sonuçta kendileri için veya yandaşları için bir yerler bulabilmek, kapabilmek çabasında
emek harcayarak milletvekili oluyorlar. Sorun şu, bu şahısları, A Parti'de B Parti'deki şahısları, bakın başkanı olarak, genel başkan olarak, dernek başkanı olarak, geçmiş şansına sahip misiniz? Bunları geçerseniz Çankırı'nın ilçelerinin büyük şehirlerde iyiceler gelebilir mi? Nasıl cevap verirsiniz? Şimdi bu konuda şunu söyleyeyim. Bir örnek vererek anlatacağım. Biz birlikte yaşadığımız bir örnekti. Vakfımız yapı olarak siyaset istiyor. Vakfımız siyaset yapmak isteyen, siyasette bir yerlere gelmesini istediğimiz, arzuladığımız ya da siyaset içinde partilerde var olmasını istediğimiz hemşerilerimizin bir kere buralara gidip üye olmasını tavsiye ediyoruz. Değil mi? Başkanımız da ifade etti. Siyasetinizi kendi görüşünüz içinde yapın. Partinizde yapın. Ki varlığınızı ve isminizi partilerde duyurun. Sonrasında bu bir güç birliğidir. Güç birliği olarak da bilinirliliği gerek vakıf, gerek federasyon, üst kuruluş olarak parti üst yönetimleriyle görüşebilme yeteneğine sahip. Bu görüşebilme yeteneğini kullanarak hemşerilerimizin hangi partide olursa olsun bizlerin yanında durabileceği, hemşerilerimizin yanında durabileceği algısını yaratmak istiyoruz. Maalesef sizin bahsettiğiniz tarzdaki yaklaşımlardan dolayı birileri bir yerlere gelemiyor. Yani şöyle bir örnek vereyim ben size. 2018 senesi milletvekilliği seçim kararı, 24 Haziran seçim kararı alındı. Partiler milletvekili aday adayı dosyalarını aldı. İstanbul'da benim saydığım eksikli gedikli de olabilir. 20 tane AK Parti'den milletvekili aday adayı vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 2 tane vardı. İYİ Parti'de 1 tane vardı. Doğru mu söylüyorum abi? Milliyetçi Hareket Partisi'nden de 1 tane vardı. Saadet Partisi'nden vardı. Baktığınızda AK Parti'de 20 tane aday adayı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2 tane var. İYİ Parti'de 1 tane var. Milliyetçi Hareket Partisi'nde 1 tane var. Saadet Partisi'nde 1 tane var. Sizce bunlardan kaç tanesi aday oldu? Değil. Sıfır değil. O kadar da o kadar da hakkını yeme Çankırılara. O kadar da Çankırılan hakkını yeme. AK Parti'de 0. Orayı tutturdun. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 1. İYİ Parti'de 1. Milliyetçi Hareket Partisi'nde 1. Saadet Partisi'nde 1. Birer tane oldu. Ama seçilebilecek noktada diye bakınca bir tek Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçilebileceğini düşündüğümüz bir noktadaydı. 14. sıra. Onun dışındakilere baktığınızda İYİ Parti 22. sıradaydı. Doğru mu hatırlıyorum abi? İşte Milliyetçi Hareket Partisi'nde 23-28. Saadet Partisi'nin öndeydi ama yani ihtimali olmayan bir bölge ve oy olduğu için elde vardı kocaman bir sıfır. Maalesef. Ama orada bir güç birliği söz konusu olabilse partilere ya arkadaş biz Çankırılılar burada bu kadar nüfusuz. Bu kadar da oy verebilmek kapasitesine sahibiz. Biz temsil edilmek istiyoruz. Demin başkanım söyledi Ankara'da 7'de 1. Yani her 7 kişiden bir kişi Çankırılı. Ne kadar temsil ediliyorsunuz? Belediye başkanınız var mı? Yok. Kaç tane meclis üyeniz var? Şöyle bir bakın. İstanbul için de geçerli bu. Koskocaman İstanbul'da yaklaşık 1500 civarında meclis üyesi vardır. Bütün İstanbul toplamı. Parti ayrımı yapmaksızın söylüyorum. 9 tane meclis üyesi var Çankırı'da. Eksik söylemiyorum değil mi? Yok. 9 tane. Efendim? Ama her yerde siyaset konuşuyoruz. Vakıfla alakası yok. Vakıfla alakası yok. Vakıf siyaset kurumu değil. Kurumu değil ama vakıf olarak biz her dönem siyasi partilerde bu böyle oluyor. Yani.
Daha bir güç oluşturur. O gücü orada temsil etmek. Aslında burada şöyle bakmak da gerekiyor. Dedim ya, bir insanların kılcal noktasına kadar inen bir federasyon var. Esasında federasyon daha fazla insana hitap eden bir kitle. Orada tek bir yumruk olunabilmesi lazım. Vakıf da burada abilik yaparak o tek yumruğu birleştirip siyasi partilerin önüne koyabilecek durum var. Ama burada tek yumruğu oluşturamazsınız. Siz abilik yapmaya çalışsanız da belli bir yere kadar yapabilirsiniz. Evet. Yani çünkü vakıfın temel felsefesinin eğitim olduğunu, burs olduğunu vesaireyi bunu anlatıyoruz. Yani tamam, benim siyasi bir kimliğim var. Bütün yönetimdeki arkadaşlarımın siyasi kimliği var. Ama hiçbir arkadaşımız vakıf yönetiminde siyasi kimliklerini kapının önüne koyarak faaliyetlerini yürütüyor. Her arkadaşımız gerçekten baktığınızda, bugün bizim son yönetimimiz gerçekten İstanbul'da Çankırılı olarak çok etkili insanlardan oluştu. Gerek siyaset dünyasında, gerek iş dünyasında çok etkili insanlardan oluştu. Ama hepsi siyaset ceketini kapının önüne koydu. Vakıf faaliyetlerini tümünü, siyasi bilgi birikimlerini tabii ki kullanıyor. Ama siyaset yapacak nokta olarak vakfı kullanmıyor. Hemşeri siyaseti. Yapıyor. Hemşeri siyaseti. Bizim siyasetimiz Çankırı siyaseti. İşin özü. Bizim yaptığımız, ben de siyasetçiyim. Buradaki arkadaşlarımızın hepsi siyasetçi. Ama benim yaptığım siyaset noktasında birçok insan bilir, Çankırı siyasetidir. Tamam, parti siyasetimiz olmuştur, seçim döneminde yapılmıştır, çalışılmıştır, koşturulmuştur, sonuç olmuştur, olmamıştır, ayrı bir konudur. Ama bizim yaptığımız temel felsefe Çankırı siyasetidir. Geçmiş yıllarda Çankırı Tanrı Günleri gerçekleştiriyordu. Evet. Tabii şu anda vakıf müdürlüğü heyetiyle beraber ama derneklerde iç içe olduğunuzu vurguladınız. Sorum şu, bu faaliyetlerimiz büyük şehirlerde askıya mı alındı? Neden yapılmıyor? Vakıf başkanımız olarak yeni yaptırımlarımız olarak gücünüzü kullanıp eskiye döner mi Çankırı Tanık Günleri büyük şehirlerde? Bu sene yapılacak. Evet. Bu sene yapılacak. Yapılacak. 16, 17, 18, 50'de yapılacak. Tarihi tam telaffuz etmeyelim. Orada Ekim yok. Çünkü Eylül değil. Tarihi belirlendi ama henüz duyuru noktasında olmadığı için tarihi telaffuz etmeyelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Maltepe sahilindeki etkinlik alanında Çankırı Tanıtım Günleri bu sene sonuna doğru yapılacak.